Evet sevgili Batıyorum izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Paris Olimpiyat oyunları tüm hızıyla sürüyor ve 2 Ağustos'ta yine sporcularımız çok fazla sayıda mücadeleye çıktılar ve 3 Ağustos'ta yapılacak önemli mücadeleler öncesi gerçekten çok hızlı bir giriş yaptılar birçok spor dalında. Ben hemen günün sonuçlarına ve ertesi günün programına değineceğimiz videomuza başlıyorum ve Şimal Yılmaz atıcılıkta 25 metre tabancada bugün sahne aldı Olimpiyat oyunları. Onun için bugün sona erdi. Elime turunda hassas atışta 284 puan yaptı. Hızlı atışta 290 puan yaptı. 40 sporcu arasından 28. oldu ve finale kalamadı. Oyunlara veda etti Şimal Yılmaz. Devam ediyorum. Şevval İlayda Tarhan elime turunda, o da Şimal gibi 287 puan ve 292 puanlık seriler yaptı. Sıralamada daha iyi bir yer elde etmesine rağmen 40 sporcu arasında 21. olabildiği Olimpiyat gümüş madalyalı sporcumuz, biliyorsunuz karma takımda bize gümüş madalya getirmişlerdi Yusuf Dikeç ile birlikte. Yusuf Dikeç gerçekten uluslararası bir üne kavuştu ama Şevval İlayda Tarhan'ı da, bu genç sporcumuzu da unutmamamız lazım. O da gelecekte adından çok söz ettirecek gibi duruyor çünkü. Kendisine bir sonraki Olimpiyat oyunlarında başarılar diliyoruz. Madalyası için de tekrar teşekkür ediyoruz ve Elis Özbay. Olimpiyat oyunlarında bizi temsil eden ilk kadın kürekçi Elis Özbay tek çifte de bugün son yarışını yaptı. D finalinde yer aldı 7.46.95'lik derecesiyle. 32 sporcu arasından Olimpiyat oyunlarını 22. sırada bitirmiş oldu. Kendisine de yine çok fazla teşekkür ediyoruz. Karışık takımda bugün okçulukta çok üzüldüğümüz bir maç yaptık. Japonya'ya karşı maalesef şutofta 5-4 kaybettik. Eşitliklerin ardından şutofta merkeze daha yakın atışı yapan Japonya olması sebebiyle maalesef kaybettik ve büyük ihtimalle Japonya'ya geçseydik sonrasında önümüz açıktı. Finale kadar ilerleyebilirdik fakat olmadı ama sporcularımıza başarılar diliyoruz. Elif Berra Gökkır inanılmaz bir performans göstermişti. Gerçekten 9.67'lik bir ortalama isabeti vardı. Mete biraz gününde değildi ve maalesef çeyrek finale kalamadan elenmiş olduk. Ve boksta 57 kiloda son 16 turunda Esra Yıldız Kahraman Tunus'un rakibi Halimi'yi gerçekten çok fena dövdü diyeceğim. İnanılmaz bir maç çıkardı. Harika oynadı. Ve son 32 turunda Kamara'yı da 5-0 yenmişti. Fakat çok zorlanmıştı bazı anlarda. Çok rahat bir galibiyetle çeyrek finale çıktı. Ve çeyrek final 4 Ağustos'ta, yarı final 7 Ağustos'ta ve umarız onda altın madalya maçında 10 Ağustos'ta izleme şansı buluruz. Kendisini şimdiden tebrik ediyoruz. Esra Yıldız'ı da, o da Olimpiyat madalyasına sadece bir maç uzaklıkta. Devam ediyoruz. Atletizmde saha mücadeleleri başladı. Çekiç atmada Özkan Baltacı elime turunda 71.40'lık bir derece yaptı. 32 sporcu arasından 27. olarak finallere kalamadan veda etti. Ve yüksek atlamada çok sevindiğimiz bir sonuç. Buse Savaşkan en iyi derecesi 1.92'yi tekrarladı ve eleme turunda finale kaldı. 8. oldu 32 sporcu arasında ve 4 Ağustos'taki finalde yer alacak 2. sporcumuz olacak. Yüksek atlamada bizi finallerde temsil eden Buse'ye tebrik ve teşekkür ediyoruz. Ve atletizmde 3 adım atlamada Avrupa ikincisi, Avrupa Salon Şampiyonu sporcumuz Tuğba Danışmaz. Eleme turunda bu akşam, bu video çekildiğinde daha başlamamıştı bu mücadele, 19.15'te sahada olacak. Çok büyük ihtimalle finale kalacak. Zaten kendi derecesini yapması halinde otomatik olarak finale kalacak. Finalde Tuğba'yı da izleyeceğiz gibi. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Ve hemen yarının sonuçlarına geçmeden, judoda bizi gerçekten üzen bir sonuç. Kayra Özdemir son 16 turunda Moğol rakibini İpon'la geçti. Shido cezalarından ötürü. Çeyrek finalde Japon rakibini Sony'yi çok iyi bir mücadelenin arkasından yaptığı vazarıyla 1-0 geçti. Yarı finalde maalesef İsrail rakibini İpon'la kaybetti. Bronz madalya maçı henüz başlamadığı için veremiyorum. Ama umarım yaklaşık 1 saat sonra başlayacak bu mücadelede Kayra ülkemize judodaki ikinci madalyasını getirir. Şimdiden başarılar diliyorum. O da günün sonuçlarında bizi en azından Olimpiyat beşinciliğe getirmiş oldu ülkemize ama umarım bir madalya getirmiş olur. İbrahim Tataroğlu genç sporcumuz, 18 yaşındaki sporcumuz artı 100 kiloda bugün Sloven rakibini İpon'la geçti son 32 turunda. Dünya bir numarası son 16 turunda Koreli rakibiyle başa baş mücadele olmasa da gerçekten çok iyi direndi. Fakat maçın sonlarına doğru İpon'la kaybetti ve oyunlara veda etti İbrahim Tataroğlu bireysel anlamda. Yelken'de mixed dingide, karışık dingide birinci ve ikinci yarışlar tamamlandı. Lara Nalbantoğlu ve Deniz Çınar 19 takım arasından 13.'ler, ilk 10 takım final yapacak. Şu an çok da kötü bir durumda değiliz. Yiğit Yalçın Çıtak 43 sporculuk dingide 18. 3. ve 4. yarışlar sonucunda Yiğit de gerçekten ortalama üstü bir performans gösteriyor.
Ecem Güzel 3. ve 4. yarışlar sonunda 43 sporcu arasından 19. Yelken anlamında çok da kötü gitmiyoruz diyebilirim ve yarının programına geçiyoruz. Yarın gerçekten madalya için maçlarımız var. Doğrudan madalyayı garantileyeceğimiz maçlara çıkacağız. Yarının programı çok çok önemli. Hemen vermek istiyorum. Judo'da karışık takımımız, Judo'da son gün olacak yarın. Mücadelelerin son gün mücadeleleri yapılacak ve karışık takımda son 16 turunda rakibimiz Kore. Saat 9.30'da başlayacak mücadeleler. Kore'yi geçersek çeyrek final, yarı final ve finale doğru yolumuz olacak. Umarım Judo karışık takımımız Team Türkiye bir madalya getirir ülkemize. Atıcılıkta Sena Can skit kategorisinde eleme turu ilk gününe çıkıyor. Yarın mücadelesi saat 10'da başlayacak Sena Can'ın. Ve okçulukta milli gururumuz, umudumuz, genç sporcumuz henüz 2007'li 17 yaşında Elif Berra Gökkır son 16 turuna kalmıştı biliyorsunuz. Saat 10.43'te Japon Satsuki ile oynayacak. Ondan daha iyi atışlar yaptı. Bugün izlediğimiz mücadelede 9.67 inanılmaz bir yüzde. Bunu devam ettirirse bu maçlarında Elif Berra podyum yapabilir. Umarız her şey yolunda gider. 10.43'te son 16'sı, 14'te çeyreği, 14.52'de yarı finali var. Ve umarım 15.46'da finalini izleriz. Sırıkla atlamada 11.10'da Ersu Şaşma genç sporcumuz, umudumuz eleme turunda finale kalmak için yarışacak. Finali zorlayacak bir performans bekliyoruz Ersu'dan. O da bize atletizmde bir final gösterebilir. Kayhan Özer 100 metrede 11.35'te eleme turu, 12.55'te ilk turu var. Çok büyük ihtimalle eleme turunda yarışmayacak ve ilk tura doğrudan katılacak Kayhan Özer. Kendisine başarılar diliyoruz. Umarız yarı final görür Kayhan Özer'de. Ve Burak Abay bisikletteki sporcumuz, bisiklette yol yarışında şu ana kadar hiçbir sporcumuz yarışı tamamlayamadı. Saat 12'de finali var. Tek yarış yapılacak. Burak Abay'a da yarın yapılacak yarışta başarılar diliyoruz. Ve yüzmede çok umutlu olduğumuz, final için umutlu olduğumuz, final yüzmek için umutlu olduğumuz bir daha 1500 metre serbest. Eleme turunda saat 12.30'da Kuzey Tunçelli yarışacak ve gerçekten Kuzey'in son yaptığı dereceler 14.41'i var. Bize çok umut veriyor final için. Gerçekten Kuzey yarın ilk 8'e kalıp doğrudan final yüzme şansı yakalayabilir. Kendisine şimdiden başarı diliyoruz ve merakla onun yarışını bekliyoruz. Aynı yarışta bir başka genç sporcumuz 1500 metre serbestteki ikinci temsilcimiz Emir Batur Albayrak da ülkemizi temsil edecek. Emir Batur'a da şimdiden büyük başarılar diliyoruz. Ve son olimpiyat şampiyonumuz Buse'nin Sürmeneli. Çeyrek finalde Tayland rakibi Suan Napeng ile saat 18.06'da oynayacak. Biliyorsunuz bu maçı kazanırsa çok tartışmalara konu olan yarı finalde çok büyük ihtimalle trans birey olduğu iddia edilen 2023'te dünya şampiyonasından cinsiyet gereksinimlerini karşılamadığı sebebiyle diskalifiye edilen İman Halif ile oynayacak. Ben o maçı da kazanacağını düşünüyorum. Çünkü İman Halif aslında 2020'de çeyrek final maçını bile kaybetmiş. Dünya şampiyonlarına maç kaybetmiş bir sporcu. Buse Naz her şeye rağmen hem bu maçı geçip arkasından yarı finalde de İman Halif'i geçecektir diye düşünüyorum. Kendisine şampiyon sporcumuza madalyayı garantileyeceği yarınki maçta, kazanırsa madalyayı garantileyeceği yarınki maçta başarılar diliyorum. Ve 3 adım atlamada saat 21.20'de aslında bugün elemeleri geçeceğini çok büyük ihtimalle düşündüğüm Tuğba Danışmaz saat 21.20'de pistte olacak. Ona da final mücadelesinde başarılar diliyoruz. Ve bir başka dünya şampiyonu olimpiyat gümüş madalyalı sporcumuz 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu 22.04'te Finlandiyalı rakibi Kaybo ile oynayacak. Ve bu maçı kazanırsa Buse Naz da en kötü ihtimalle bronz madalyayı garantilemiş oluyor. Yarı finali 6 Ağustos'ta, finali ise 9 Ağustos'ta. Ve yelken yarışları, yelkenleri biliyorsunuz diğer spor dallarından farklı olarak saatine göre sıralamıyorum. Çünkü televizyon yayınları olmuyor. 13.15'te Yiğit Yalçın Çıtak 5. ve 6. yarışlarını yapacak. Yine yelkende Dingi'de Ecem Güzel 5. ve 6. yarışlarına saat 15.25 itibariyle başlayacak. Mixed Multihull başlıyor. Alican Kaynar bize yelkende ilk kez final heyecanı yaşatmıştı. Tokyo 2020'de bu sefer karışık takımdalar Beste Kaynakçı'yla birlikte saat 16.45'te ilk 3 yarışını yapacak. Kendisine ve takım arkadaşına bol başarılar diliyoruz. Yine karışık dingide 18.05'te Lara Nalbantoğlu, Deniz Çınar 3. ve 4. yarışını yapacak. Ben sizden yeniden beğeni, abonelik ve yorum desteği bekliyorum. Metin'in okunu attığı yerde hemen abonelik tuşuna basarsanız hem kanalımızın büyümesine yardımcı olursunuz hem de olimpiyat oyunlarının sonuna kadar tüm olimpiyatın heyecanını anlık olarak Batı Yorum'da yaşamaya devam edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.